Efes'ten başlayarak Magnezya Tralles Nusa'ya ulaşan ana caddeyle bağlantıyı sağlayan kentin kuzey-güney yönlü ana caddesini bulduk. Yaklaşık 47 tane mezar, geç dönem mezarı Bizans döneminde kentin son dönem sakinleri hakkında bize bilgi sunmakta. Mezarlar içerisinde bebek, çocuk mezarlarının çoğunlukta olması, bu sözüne ettiğim 11. yüzyılda kentte salgın hastalıkların olabileceğini ve yaşantının zor geçtiğini gösteriyor. Kentin son dönemi daha fakir, daha düzensiz yerleşimlerin olduğu ve kentin içine de mezarlık olarak kullanmasından dolayı terk edilmiş bir görüntü sunmakta. Davut abi! Bu mezarı açtığımızda bir sikkenin üzerine yapışmış dokuma parçası ele geçti. Olasılıkla keten bitkisinden yapılmış ve o mezarın sahibinde bir kadın olduğunu antropologlarımız tespit etti. Yaklaşık 40'lı yaşlarına ulaşmış, o dönem için yaşlı sayılabilecek ve dişlerinde de dokuma yaptığından dolayı ip izlerinden sürekli dokuma yaparken o artık dişlerini tırtıklı hale getirmiş. Bunlar tabii bizim için heyecan vericiydi. Dokumanın sikkenin korozyonuyla birlikte korunarak gelmesi de önemliydi. Sikkenin tarihinden 11. yüzyıla ait olduğunda zaten mezarların tespit etmiş olduk. Bu caddenin önemi Nusa'yı aşağıdaki ana yolla bağlantı kurması. Yani antik dönemde Nusa'ya gelseydiniz bu cadde üzerinden gelecektiniz. Bu ana cadde üzerinden gelecektiniz. Ve bu caddeden çıktığınız zaman, kente geldiğiniz zaman sizi hemen hamamlar karşılıyor. Birisi cimnazyonun hamam cimnazyon kompleksi. Geç antik dönemde de arkamda yer alan geç Roma hamamı inşa edilmiş. Dolayısıyla Efes'ten kalktınız, işte Magnezya, Tralles, Aydın'dan geldiniz Nusa'ya. O dönemin şartlarında tabii yolculuk, toz toprak içerisindesiniz. Ve ilk olarak kente girdiğinizde sizi kentin hamamları karşılıyor. Ve ondan sonra kente işte bu cadde üzerinden giriş yapıyorsunuz. Ne zamana kadar? İşte 7. yüzyıldaki o yıkıcı depreme kadar.